İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Ermeni gazilerin 2023 yılının genel toplantısı gerçekleşti. Artsakh'ın küçük yer adları Martuni, Ermeni kimliği Dersim, Azerbaycan tarafı Ermenistan Cumhuriyeti'nin yukarı Şorja köyü yönünde farklı ateşli silahlarla ateş açtı. Gornizor halkı hayal kırıklığına uğradı. Artsakh'ı Sünik bölgesine bağlayan yeni yol köyden geçmeyecek. Ermenistan'ın geleceği birlik içindedir. Ermeni geleceği başlıklı formda 3 gün süren tartışmaların sonuçları özetlendi. Batı Ermenistan'ın önde gelen evlatları, soykırımdan kurtulan Doktor Albert Abelyan. Fransa'nın Kan kentinde Ermeni Gaziler ve Direniş Savaşçıları Derneği'nin yıllık genel toplantısı 11 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirildi. Toplantıya Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armenak Abrahamyan, Batı Ermenistan Dışişleri Bakanı Lidya Margosyan, Alp Maritim Milletvekili Aleksandra Martin, Muan Sartu Belediye Başkanı, Gras, Kan, Lekan Leo Kanne Rocheville, Mandalie La Napole, Antip şehirleri belediyelerinin temsilcileri ve özgürlük mücadelesi alanından bir takım şahıslar katıldı. Jean Hazarosyan, Muharipler ve Fransız Ermeni Direniş Savaşçıları Derneği'nin ikinci başkanı Albert Jean Bekciana teşekkür ederek konuşmasına başladı. Toplantının açılışından önce katılımcılar bir dakikalık saygı duruşunda bulunarak kurbanların anısını onurlandırdılar. Milletvekili Aleksandra Martin konuşmasında Ermenilerin haklarına olan bağlılığını ifade etti. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Lidya Margosyan konuşmasının sonunda Aleksandra Martin'e Batı Ermenistan Cumhuriyeti Fahri Vatandaşı unvanını takdim etti. Dışişleri Bakanı Margosyan, Ermenilerin haklarına olan bağlılığını ve oy verdikleri karar üzerinde milletvekilleri ve senatörlerin çalışmalarını övdü. Bayan Margosyan, Artsakh'ın yerli halkına karşı 2020 savaşının ve 120 bin kişinin kuşatılmasının 1894'te başlayan soykırım Armenosit planlarının bir parçası olduğunu ve Ermenistan'ın 1920'de özellikle Batı Ermenistan'ın kazandığı haklar dikkate alınmadan kalıcı bir barış anlaşmasının sağlanamayacağının sözlerini ekledi. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, Artsakh'ın ve depremden sonra Batı Ermenistan'daki durumu sundu. Ardından oy birliğiyle kabul edilen ahlaki ve mali raporlar sunuldu. Genel kurul, bölge belediyeli temsilcilerinin konuşmaları ve 3 askeri ödülün takdimiyle sona erdi. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armenak Abrahamyan ve Jean Hazarosyan, Birleşmiş Milletler Ulusal Konseyi Mandalie La Napole Departmanı Başkanı Yardımcısı Jean-Claude Dupont'a, Mujon Ermeni Gaziler Dostluk Derneği ve Fransız Anıt Departmanı Başkanı Marc Durst'a ve Kan Ulusal Savaşçılar Birliği Başkanı Albay Michel Görgeli'ye Haygagansur Ermeni kılıç madalyasını takdim ettiler. Tınciri Ağacı. Artsakh'ın başkenti Stepanakert'in 37 kilometre kuzeyindeki Sıhtoraşen köyü yakınlarında 2200 yaşından büyük dev bir çınar ağacı var. Geleneğe göre ağacı Kral Büyük Dikran dikti. Ağacın Ermenistan'ın tarihi eyaletlerini simgeleyen 15 dalı daha vardı ama Artsakh hariç tüm dalları kurumuştur. Ağacın yüksekliği 54 metre, çapı 27 metredir. Koca ağacın gölgesi 1400 metrekarelik bir alanı kaplıyor. Ağacın yapraklarının ölçüsü yarım metreye kadar ulaşıyor. Oyu onlarca insanı rahatlıkla barındırabilir. Sadece Ermenistan'da değil, eski Sovyet Cumhuriyetlerinde de en yaşlı ve en uzun ağaç olarak kabul edilir. Boyut olarak Ege Denizi'ndeki Kos Adası'nda veya Aşgabat'ın Turkuaz Boğazı'nda yetişen ağaçlardan daha büyüktür. Ağaç ilk kez 1900 yılında pasaport aldı. O sırada ağacı koruyan bir muhafızı vardı. Sovyet yıllarında ağaç, Sovyetler Birliği topraklarında yetişen en yaşlı ve en uzun ağaç olarak yeniden pasaport aldı. Arevi Alevileri, Osmanlı İmparatorluğu'nda aşağılayıcı sözlerle dahil farklı isimlerle adlandırılıyorlardı. Kızılbaş, mum yakanlar, inkar eden veya gavur, zındık,
rafızi vesaire. Millet statüsüyle korunmadıkları için zımmi yani Müslüman olmayan statüsüne sahipti ve Hristiyan sınıfına tabiydiler. Osmanlı makamları imparatorluğun Hristiyan tabasının ağırlığını azaltmak ve ideolojik olarak onları Hristiyanlara karşı cihat için ayağa kalkmaya dahil etmek gibi propaganda amaçlarına dayanarak ancak 19. yüzyılın sonunda Alevi-Arevileri Müslüman saymaya başladılar. Aslında bu nüfusa verilen çeşitli isimler çoğunlukla Fars kökenlidir ve Arevi-Alevilerin gayrimüslim doğasıyla yakından ilişkilidir. Maddi Musa, Ermenilerin onlara kırmızı kafa, birebir çevirisi olan Kızılbaşlar dediğini ancak terimin aynı zamanda Farsça olduğunu iddia ediyor. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı basın servisi tarafından bildirildiğine göre 13 Mart günü saat 19.19.30'da Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Birlikleri Ermenistan Cumhuriyeti'nin Gearkunik bölgesine bağlı Verinşorca yönünde bulunan Ermeni mevzilerine doğru farklı kalibreli silahlarla ateş açtı. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Ermenistan tarafının herhangi bir kaybı yok denildi. Saat 22 itibariyle cephede durumun nispeten istikrarlı olduğu kaydedildi. Azerbaycan tarafının 9 Mart tarihinde de Gearkunik bölgesinin Verinşorca köyü yönünde bulunan Ermeni mevzilerine farklı kalibreli silahlarla ateş açtığını hatırlatalım. Artsakh'ı Sünik bölgesine bağlayan yeni yol Kornizor köyünden geçmeyecek. Ancak köylüler geçen sonbaharda bir dilekçe düzenleyerek hükümetten yolu köye bitişik tarlalar yerine kendi köy içerisinden inşa etmesini istedi. Köy muhtarı David Holunds'a göre kendisi bakana Kornizor'un orta saha yoldan köye giden bölümün asfaltlanmasını önerdi. 2020 yılının 44 günlük savaşın ardından 9 Kasım'da yapılan açıklamaya göre 3 yıl içinde Artsakh'ı Sünik bölgesine bağlayan koridorun yeni güzergah projesinin onaylanması gerekiyordu. Azerbaycan yolun kendi bölümünün inşaatının geçen yıl yazında tamamlandığını duyurdu. Ermeni tarafı ise geçen Ağustos ayında inşaata başladı. Artsakh'ı Sünik'e bağlayan kapalı koridorun arka planında Kornizor'daki aktif inşaat çalışmaları ile ortaya çıkan coşku yavaş yavaş sönüyor. Azerbaycan üstlerinden birkaç yüz metre uzakta yaşayan köylülerin neredeyse barış beklentisi yok. Nüfus hayal kırıklığına uğradı. Kornizor sakinlerinden biri gelip halkı kandırdılar, bizi hiçe saydılar diyor. Köylüler hükümetin kararını protesto etmeye bile çalıştı ama buna karşılık köye polis geldi. Durum o kadar vahim ki bazı köylüler Artsakh'ın Azerbaycan makamları tarafından işgalini aktif bir kalkınma programı olarak görüyor. Batı Ermenistan'da Ermenilere yönelik soykırım Armenosit sırasında yüz binlerce çocuk anne babasından mahrum kaldı. Onların kurtuluşu zamanın en acil sorunlarından biriydi. 1915 yılından itibaren yetim kalan çocuklar için önce Kars'ta, sonra Kars'ın işgalinden sonra Aleksandropol'da yetimhaneler açıldı. 1915 Ekim ayında Aleksandropol ilçesindeki göçmen sayısı 22.815'e ulaştı. 30 Ekim 1914'te Aleksandropol Piskoposu Artak Vartabet'in liderliğinde gönüllülere ve öz savunmacılara, mültecilere ve yaralılara yardım eden ve istatistiksel bilgi sağlayan departmanlardan oluşan bir ulusal komisyon kuruldu. Yetimlere yardım çalışmaları hız kazanıyor. 1915-17 yılları arasında Batı Ermenistan'dan sürgün edilen 500 Ermeni yetimin barındığı Aleksandropol'da 8 yetimhane açıldı. Aleksandropol'daki ilk yetimhane 1915'te açıldı. İlk yetimhane 20 Kasım'da kendi imkanlarıyla ve zor koşullarda Gençler Birliği tarafından açıldı. Ancak 1916 Şubat ayına kadar faaliyet gösterdi. 25 Nisan 1916'da Birleşik Kuruluşların ikinci yetimhanesi açılıyor. Orada 62 yetim kalıyor. Kafkasya Ermeni Yardım Derneği'ne bağlı savaş kurbanlarına yardım için Ermeni Merkez Komitesi de yetimhaneler açıyor. Yetimlere yiyecek, tıbbi ve sıhhi malzemeler sağlanıyordu.
genel eğitim dersleri dışında çeşitli meslekler ve yabancı diller öğreniyordu. Kız yetimleri hamaratla alıştırılıyordu. Çocuklar günün bir bölümünü okulda, diğer bölümünü ise atölyelerde geçirdi. Yetimhaneler, Lukashin adlı iplik fabrikası ve tekstil kombinasının açıldığı 1927-29 yıllarına kadar hayatta kaldı. Büyümüş yetimlerin bir kısmı orada çalışmaya başladı. Doktor Albert Abelyan, 4 Kasım 1893'te Kesap'ta doktorların ailesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kesap'ta, yüksek öğrenimini Aintab Merkez Koleji'nde aldı. Beyrut Amerikan Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tıp okudu ve 1917'de mezun oldu. Kısa süre sonra astsubay rütbesiyle Osmanlı ordusuna alındı ve Filistin cephesinde Nablus'ta görev yaptı. Savaştan sonra Humus ve Cisr Şuhur'dan gelen Kesap göçmenlerini Kesap'a götürdü. 1920'de Amerika Birleşik Devletleri'ne göç ederek Boston, Massachusetts'e yerleşti ve burada kendi özel kliniğinde ve çeşitli hastanelerde çocuk doktoru olarak çalıştı. Ermenilere uygulanan soykırım Armenosid'in ve bu nedenle Ermeni halkının sayısal olarak seyreldiğini ve fiziksel ve zihinsel hastalıklarını gören Doktor Abelyan, bilimsel tıbbi zihniyetini Ermeni halkının yararına ve özellikle yeni nesil Ermenilerin kalkınması, büyümesi, güçlendirilmesi için kullanmaya karar verir. Tıp alanında Ermenice ve tıp sağlıkla ilgili kitaplar yazarak Ermeniliğini yansıtmaya çalıştı. Bu kitaplar tıbbi bilginin kaynağı oldu. Tıp literatürüne Ermenice girdi ve Ermeni bir doktorun soydaşlarına karşı görevi olarak bunu büyük bir zevkle yaptı. Doktor Albert Abelyan, Ermenice bir dizi tıp ve sağlık çalışması ve makalesi yayınladı. 1960 yılında son kitabı olan The Antikonyası İngilizce olarak yazdı. Albert Abelyan 14 Kasım 1986'da Boston'da vefat etti. Bugün için bu kadarını gördük. Şimdi size Garabet Sarkisyan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Sirin Lorik adlı eseri sunuyoruz. Asa yara baş gitmada tuça de sarim yarim Kıduç narev sirde gırak ahdan nemanim yarim Anuş nahşun im yarin le 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 sirun lorik im sırdi lorik le 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 kanaş lorik anuş im lorik. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.